tüm zamanlar fiyat rekorunu tazeledi. Biz kripto parayla ödeme yapabileceğimizi duyduk. Ben 86 bine gider, 90 bine gider gibi bir şey söyleyemem. Kısaltmanın açılımını söyleyeyim. Non-fungible token demek. Bu coin'e yatırım yapan insanın ben aklından şüphe duyuyorum. Elimde telefon, yatağın içinde sürekli grafiğe bakıyorum. Uyuyamıyorum. Daha düşecek mi? Toplayacak mı? Milliyet TV'den herkese selamlar. Milliyet gazetesi teknoloji yazarı Hanife Baş bizlerle birlikte. Hanife Hanım, kripto para piyasalarını konuşmaktayız. Gerçekten önemli. Hareketlilik halen devam etmekte. Peki Hanife Hanım, şöyle bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Bu kripto para piyasalarında hareketli gelişmelerin sürmesiyle borsalar, kripto para borsaları ne durumda? Yerli yatırımcı sayısı kaç milyona ulaştı? Neler söylersiniz? Evet. TODEX malum Mayıs ayında batışıyla beraber hepimiz kripto paralara yöneldik. Bu piyasalardan artık hepimizin haberi var. Hani yatırım yapan yapmayan herkesin. Kısaca Türkiye'de yerli kripto para borsalarının durumu nedir anlatmak istiyorum. Buyurun. İrili ufaklı 40 tane yerli borsa olduğu tespit edilmiş. Dünyada da 372 ve daha fazla, hani bazı yerlerde de 390 bile telaffuz edildiğini gördüm. Dediğim gibi bunlar hani çok kontrol edilebilen yapılar olmadığı için dünyada hani %100 her alanda belli veriler de verilemiyor. Hani tahmini rakamlar söylenebiliyor. Türkiye'de yerli 40 tane, dünyada da 370'in üzerinde kripto para borsası var. Kripto para borsalarının aslında kurulumu da çok kolay. Ülkemizde de öyle. İşte yeniden regüle edilmeye çalışılıyor. Hani bu kadar basit olmamalı. Çünkü art niyetli insanlar da kullanabiliyor bu durumu. 10.000 TL hatta altında bir parayla bir web sitesi kurabiliyorsunuz ve ben işte kripto para borsasıyım diye çıkabiliyorsunuz. Hmm. Bu kadar da kurulumları kolay. Kolay. İşte evet. Bu batışlardan sonra bunu zorlaştırmaya ve hani diğer sermaye piyasaları gibi daha büyük bütçelerle bu işlerin kurulması için ön ayak olmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki yatırımcı sayısı da hani para borsalarında nasıl alım yapılır? Orada bir hesap açıyorsunuz. Hı hı. İşte Bitcoin ve bir sürü 9000'e yakın altcoin'ler var. Onlardan birini satın alabiliyorsunuz. Evet. Bu kadar da kolay, hani kredi kartınızı ve bir hesabınızın olması yeterli. Tabii. Hesaptan direkt para. Evet, Türkiye'de büyük bilinen, hani isimlerini zikretmeyeyim, büyük borsalar var. Onun haricinde de irili ufaklı bir sürü borsa var. Yatırımcı sayısı da en son 5 milyon olarak lanse edildi. Hani bu batışlardan sonra çıkanlar oldu mu, ne kaç kişi çıktı onları da bilmiyoruz. 5 milyon. 5 milyon ciddi iyi bir rakam. Sayı. Avrupa'da evet. Birinci olduğumuz söyleniyor bu yatırımcıda. Evet. Dünyada da ön sıralardayız, evet. Bu yatırımcı sayısıyla. Dünyadaki durum nedir diye bakarsak, kripto para borsaları çok hızlı bir şekilde değer kazandı. 2,5 trilyon dolarlık bir rakama eriştiler. En son Mayıs ayı rakamı buydu. Ama malum işte yaşanan gelişmeler, hı hı. Atılan tweetler sonrasında başta Bitcoin olmak üzere piyasaların değeri düştü. Bir ara 1,3 trilyon dolara düştüğünü de gördük. Evet, evet. Ama sonra 1,7 trilyon dolara çıktılar. O kadar hareketli ki... Şu anda da yine bir yükselme var. Var, evet. Evet. En son gelişmeler ışığında bir yükselme var. Çok hareketli, hani günlük takip etmek gerekiyor ama 2,5 ile 1,5 trilyon dolar arasında değişiyor değeri. Yani bu kadar spekülatif piyasalar, hani kazancın da çok olduğu, bir yandan da çok ciddi zararlar elde edebileceğiniz piyasalar, henüz regüle olmadığı için maalesef evet. Bu durumdalar. Hanife Hanım, altcoin'lere ne kadar güvenmek gerekiyor? Şimdi evet, Bitcoin hani dünya çapında en popüleri. Bilineni, hatta bilineni. Piyasanın %45'i Bitcoin yatırımı. Ama %45'i. Şimdi birçok altcoin de evet. Var. Yani neye göre seçmek gerekiyor? Yani yatırımcı neye dikkat etmeli? %45'i Bitcoin, hı-hı. İkinci sırada Ethereum var %16 ile. Evet, bu 2,5 trilyon doların. Evet. Çok bilinen para bilimleri var. Türkiye'de de yerli kripto para girişimi çıkaranlar oldu. Dünyada var. Açıkçası araştırmak lazım. Yani bir borsa çıkıyor, işte Binance lazım. Var şeyde, Çin'de kendi coin'ini çıkarıyor. Evet. Onu kim çıkarmış, o para piyasası nedir? Yerli bir şeyse mesela Ticaret Sicil gazetesine bakılsın, arkasında kim var? Hı hı. Araştırarak yapılsın hani, evet. Yoksa dünyada binlerce var. Tabii. Ve dediğim gibi 10 bin lira vererek bir web sitesi kurarak bu işe girebiliyorsunuz. Bu kadar da basit. Ama bu her alanda öyledir. Hani bir ekmek alırken bile bildiğiniz fırından alırsınız. Evet.
Bence buralarda da öyle. İnsanların en büyük hatası oldu. Hani arkadaşı diyor ben şuraya yatırdım hiç bakmadan. Oradan bir şey alıyorlar, bir altcoin alıyor ya da o borsaya yatırım alıyor. Mutlaka araştırılsın. Buradan da şeye gelelim, hani sosyal medyanın etkisine. Evet. Çünkü insanları yanıltan ve zarar etmelerine en büyük etkenlerden biri sosyal medya. Yani popüler olmasında en büyük etken sosyal medya mı diyorsunuz? Evet. Ve son dönemde düşmesinde de en büyük etken en büyük sosyal etken medya. Çünkü sosyal medyada uzman diye kendisini tanıtan herkes bir yatırım tavsiyesi veriyor ve insanlar, dediğimiz gibi, insanımız da heyecanlı ve böyle kısa yoldan çok para kazanmak isteyen insan olduğu için o uzman mıdır, niye öyle, çünkü insanları yanlış da yönlendirebilirler. Hani ben bir kripto para çıkarırım ve orada reklamını yaparım, derim ki gelin yatırım yapın şu kadar kazandırıyor. Bunlara bakmak lazım. Hani sosyal medyada en büyük etken yanlış yatırım kararları, uzman olup olmadığı belli olmayan insanların tavsiyeleri. Bir de Elon Musk zaten bir numarada. Zaten o ayrı bir vaka. Hani profiline bir Bitcoin yazmasıyla inanılmaz derecede yükseltti. Sonraki açıklamalarıyla bir o kadar düşürdü. Düşürdü, aynen öyle. Ona özel bir yer ayırmak lazım zaten sosyal medya deyince. Pek çok kişi aslında Elon Musk'ı spekülatör olarak değerlendiriyor. Hani kripto para konusunda ben de ona katılıyorum ki kendisi bir dönemde desteklemişti. Çok destekledi. Deutsche Coin'le ilgili bir tweet attı. Değeri %1000'lere çıktı. Sosyal medya yoluyla değeri en çok artan Deutsche Coin oldu aslında. 2021'de değeri bir önceki yıla göre %20.000 arttı. Düşünebiliyor musun? %20.000, hani korkunç bir rakam. İnanılmaz, inanılmaz bir rakam. Yani bu kadar onun dedikleriyle bir şeyler olmasına da çok şaşırıyorum. Hatta o dönem Twitter'da biraz dolanırken çok güzel tweetler de atılmış. Hani şey diyorlar, Elon Musk keşke bir Türk parası da yazsa da hani paramız değerlense. Evet. Çok yani mizah şeylerine de konu oldu. Evet. İşte bu da piyasaların kırılganlığını gösteriyor. Yani bir kişinin bir tweetiyle inip çıkabilen bir para birimine yatırım yaparken de ona göre dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar güvenilir işte, onu da aslında sorgulamak lazım. Daha çok sığ ve regüle edilmemiş piyasalar ve böyle insanların da aslında cezalandırılması gerekir. Çünkü açık açık spekülasyon yapıyorsunuz ve dediğim gibi ameliyat parasını bile bu işlere yatıran insanlar var. Pek çok insan mağdur olan insan var ve bu şey TÖDEX'i takip ediyoruz. Daha sahibi yakalanamadı. İnsanların milyarca lira zarardalar. Yani o nedenle sosyal medyaya ve bu piyasalara öyle bakmak lazım. Hani çok kar eden yanında çok zarar eden de var. Evet, ama şöyle bir durum da var Hanife Hanım. Bu alana yatırım yapanlar döviz ve altın gibi yatırım araçlarından elde ettiklerinden daha fazla para kazandılar. Yani biraz evet altın bir trend aslında, döviz de bir trend. Ama o sanki böyle bir kenara itildi. Ona katılıyorum. Zaten yatırım yapanlar bunu gördüğü için bu kadar insan hani işini biliyordur. 5 milyon kişi Türkiye'de sadece dünyada milyarlarca kişi durup dururken bu alana da boşuna girmiyor insanlar. Evet. Ama ilk başta öyle bir çekiyorlar sizi. Önce kar ettiriyorlar. Tabii. İnsan doğası. Bu yatırım tavsiyelerinde de ona şey yapacağım. Hani karınızı yaptığınızda da çıkmanız lazım. Evet. İnsanoğlu da hani daha fazlasını istediği için öyle bir durum var. Yatırım tavsiyelerinde konuşuruz zaten. Evet, onu konuşuruz. Peki, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Milliyet Dijital'le hayatı kaçırma.